Merhaba. Merhabalar merhabalar Barış. Ee, Barış şimdi bankacılık sektörü tam bilançolarını açıkladılar, karlıklarını verdiler, sürprizlerle bizi karşılaştırdılar. O yüzden de Yalman'ı bu cuma akşamında almamız tam yerli yerinde oldu adeta öyle değil mi Yalman? Çünkü çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bilanço haftası sonra da hep yatırımcılar, ABD'li yatırımcılar, traderlar ABD karlılığına, bilançolarına konsantre. Hiç Avrupa'ya çok fazla bakmıyor, göz ucuyla seyrediyor derken bugün tersine döndü. Makro böyle picker dendi hatta onlara yani makro seçici dendi Avrupa yüzünden. Çünkü bugün Avrupa Finans Bakanları onayladı İspanya'ya kurtarma paketini 100 milyara değil mi? Ama buna rağmen İspanyol tahvillerinde borçlanma maliyetinde düşüşler yaşandı ve de e, tersine döndü işler. E, hatta hisse senetlerine baktığımız zaman ABD hisse senetleri bir ayın en yükseğinde düştü. daha Bir, bir ayın en düşüğüne geldi. Euro ile emtialar da düştü. Du durum bize neyi gösteriyor? Şimdi tekrar Avrupa'ya konsantre bir hisse senet piyasalarıyla mı karşı karşıyayız e, Avrupa'ya Avrupa'dan e, uzaklaşamıyor Amerika tabii ki. Çünkü çok bağlı birbirine. Hem ekonomiler bağlı hem finans sistemleri çok bağlı. E, daha önce defalarca konuştuk. Buradaki bankalar eee o kadar Avrupa bankalarıyla iç içe şey ki Avrupa'daki finans krizi daha kötü patlarsa buradaki bankaların da zarar edecek çok oraya bağlantıları var. Özellikle bu türev piyasaları çok karışık. Kimin ne olduğu da kimse bilmiyor. O yüzden o türevlerde ne kadar para kazanır ne kadar para kaybedilir çok meçhul. Şimdi İspanya'yı da çok defaca konuştuk. Evet senin bir makalen de var burada. Hemen yanıma aldım. İspanya bankalarının karlılık. ...fazla e, gösteriyor, tahmin ediyor. Yani sonuçta Peki. İspanya'da İspanya'daki problemleri de hep konuşuyoruz, <laughs> bitmiyor. E, bu e, Haziran'ın sonundaki e, Avrupa e, yöneticileri bir araya geldiklerinde Merkel ve diğerleri e, çıkan kararda bir umut vardı. O da neydi? İspanya'ya yapılacak yardım e, İspanya'nın devlet borcunu yükseltmeyebilir, direkt olarak bankalara para koyabilir Hmm. E, Avrupa ülkeleri diye bir e, ibare vardı ama o iki hafta önceydi iki haftadır bu tam tersine döndü Oldu, evet. e, onaylanan şey de o yok çünkü İspanya'ya parayı yine hükümete veriyorlar <laughs> yani diyorlar ki al bu parayı bankalarına koy e, ama zaten İspanya'da problem batık bankalarını kurtarmaya çalışırken İrlanda gibi çok borç oranının artması yani çünkü İspanya'nın en büyük problemi bankaları. Sen burada demişsin Aynı da. İrlanda yani İrlanda'da hı hı. 2010 yılında olan oydu İrlanda bankaları battı bankalarını kurtarmak için 65 e, milyar euro e, borç aldı Avrupa'dan evet. ama bu aldığı borç bir anda e, gayri safi milli oranı e, hasılaya oranını iki katına çıkardı borç oranı, devletin burada borcunu. Burada da kaç para yazmışsın 347 milyar dolar değil mi ee, İspanya'nın hükümetinin üzerine yapılan stres testleri sonunda. Yani zararlar zararlar, zararlar e, 300 milyar euroyu bulabilir. E, önümüzdeki 3 yıl boyunca. Evet şimdi bu bunu e, bunun karşılığında e, 100 milyar euro da kar edecek bankalar diyor e, stres testi yapınca İspanya ama bankaların kar edecek bir durumu yok. E, e, İspanya ekonomisi batık. E, bu, bugün e, hükümet de kabul etti. Bu sene e, gerileme, duraklama evet. gelecek sene de devam edecek e, dedi. Ee, yani İspanya büyüyemiyor. Çünkü çok büyük bir e, rekabet problemi var. %0.5 düşecek dedi gayri safi milli hasıla 2013 e, %0.2 artmak yerine işte o ortalığı karıştırdı değil mi? Ee, yani zaten e, İspanya'nın ekonomisinin durumunun kötü olduğu e, herkes biliyordu. İspanya kendisi yeni evet. kabul eder açıkçası. Şimdi bu ekonominin bu kadar kötü olduğu bir yerde bankaların zararları e, 100 milyarla 200 milyarla bitmez. 300 milyar dolar 4 milyar yani devamlı artar. Sen sermayeye ihtiyaç var diyorsun. Çok büyük sermaye ihtiyaç var. E, hükümetin de sürekli yaptığı e, mümkün olduğu kadar az sermaye var, ihtiyacı varmış gibi bankalarda gösterip az paralar koymak. Ama yetmiyor ve güven sağlamıyor. Peki austerity dediğimiz o, bir takım e, Düzenlemeli halka yaptırımları var mı nedir? Neler olabilir, olmalıdır ya da? Yani o konuda İspanya en gittikçe üzere. de sert evet. tedbirler almaya başladı. Bu da zaten Almanya'nın zorladığı şeyler. Yani hepsini, yani aynı şeyleri Yunanistan'da görüyoruz. Ve Yunanistan'daki gösteriler şimdi İspanya sıçramaya başladı. Birkaç gündür sokaklarda, Barcelona'da, Madrid'de, başka şehirlerde sürekli büyük gösteriler oluyor vergiler ee, açısından harcamalar hem vergiler arttırılıyor hem harcamalarını kısıyor devlet ee, bir sürü e, işçi çıkarıyor devletin devlet için çalışan yani hı hı. hükümet için çalışan kişiler e, iş, memurlar çıkarılıyor işten bütün bunlar ekonomiyi daha da zorlayacak. ben onu söyleyeceğim çok enteresan bir yorumum var barışın izniyle. benim oğlum 8 yaşında ve herhalde Avrupa'daki krize sorunu çözüm bulabildi. <laughs> Senin o yüzden yorumunu almak istiyorum. Bana bir gün bir akşam dedi ki, e, Mami dedi, Mami diyor hala anne diyor e, neden e, bu vergileri azaltmıyorlar dedi. Ben de dedim oğlum niye öyle diyorsun? Çünkü hükümetler vergileri artırıyorlar ki borçlarını ödeyebilsinler. Bak ne dedi? Eğer dedi vergileri düşürürlerse İnsanların elinde çok para olur, gider bakkal açarlar, <laughs> süpermarket açarlar, daha çok para yaparlar. Ama, <laughs> Mi, Sence? Mit, Mit Romney'e e, seçimlerde yardımcı olacak herhalde senin olan. E, evet. Şimdi. yani nedir çözüm? Cumhuriyetçilerin de e, düşünceleri hep öyle oluyor Amerika'da. E, vergileri düşürürsek ekonomiyi canlandırabiliriz diye. E, şimdi bütün problem aslında Avrupa'da da Amerika'da da aynı sorun var. E, krize. ...çok kötü yakalanmış durumda Batı ülkeleri. Evet. E, çünkü 20 yıllık bir genişleme... ...inanılmaz bir ekonomik e, dönemden geçtiler. Çok muhteşem bir e, büyüme yaşadı ekonomileri. E, i̇nanılmaz vergi gelirlerinin yüksek olduğu, rahat olduğu... ...bütçelerin genişlediği dönemlerde... ...borçlarını düşürmediler. Bir kenara para koymadılar. Krize yakalandıklarında borç oranları yüksekti zaten hmm. birçok ülkede. Evet. Şimdi de o yüzden e, borç yani vergileri düşürüp ekonomiyi canlandırmak için e, bunları yapmak için yer yok. Yani özellikle mesela Amerika o kadar yıllarca e, çok iyi ekonomi e, dönemi geçirirken 20 yıllık yani gerilemeden ekonominin hep topa iyi gittiği dönemlerde e, borcunu düşürebilseydi yani aslında bir yıl 2 yıl Clinton döneminde bir e, bütçe fazlası oldu çok Ondan kısa sonra da tekrar hemen açıklara, açıklara düştü niye açık. vergileri düşürdüler. ABD'ye gelmişken şimdi ABD'den konuşalım ABD bankaları özellikle en büyük 5 banka var değil mi? Evet Barış'ın bir sorusu var. Hı -hı. Tabii ki. E Barış daha önce konuştuk İspanya'yı dediğin gibi e, İspanya'da problem bir tane değil hakikaten bankalar en büyük problemi ama bir de yerel hükümetler var yani İspanya e, bölgesel hükümetleri federal bir yapıya sahip e, ve bölge bölge hükümetlerinin e, borç oranları yüksek e, paraları yok bütçeleri çok kötü durumda ve e, onların borcunu da İspanya e, garanti altına almış durumda. Çünkü başka türlü para alamıyorlar şu anda. Yani e, örneğin Amerika'da da bu tip benzer sorunlar yaşanıyor. Kaliforniya e, parası bitince e, e, yani bo bir süre ödeyemiyor vesaire Ama sonuçta e, Amerika'da e, e, eyaletler arası transferler var. Yani bir federal hükümet para toplayıp dağıtıyor. İspanya'da bunu yapıyor tabi. Ee, ama İspanya'da devletin, merkezi hükümetin parası olmadığı için zaten kendisi çok e, kötü durumda olduğu için e, bankalarını e, temizlemek için gereken para e, bölgesel hükümetlerinin e, borçlarını temizlemek için gereken para e bir de kendi bütçe açıkları var. O yüzden zaten çok yüksek olmadığı e, halde e, merkezi hükümetin borçluluğu inanılmaz bir süratle artmış durumda. Daha doğrusu merkezi hükümetin borçlarına diğer borçlar da katılıyor. Bankaların problemleri ve bölgesel hükümetlerin problemleri merkez hükümet borcuna katılıyor. Bu sefer yüzde yüzü safi milli hastalığı oranı yüzde yüz, çıkmış çıkmak üzere İspanya'nın. Bu da yine İtalya seviyesine, İrlanda seviyesine geliyor. E, İtalya bu yüzden kötü durumda hep konuşuyoruz. İrlanda bu yüzden parası olmadığı için e, piyasalardan borçlanamadığı için e, Avrupa Birliği'ne dönmüş durumda. E, İspanya'da da İspanya'nın da sadece bankalar için değil kendi hükümetin borçlarını çeviremeyecek çeviremeyeceği için yüzde yedi çok yüksek bir rakam sen dediğin iyi. gibi e, daha yüksek meblalarda Avrupa'dan borç almak zorunda kalacağı e, zaten tahmin ediliyor uzun zamandır e, bu yedinin üzerine çıkınca da bu tahminler güçleniyor o yüzden burada kalırsa bir süre bu, bu bunu çeviremez yüzde yedi çok yüksek çünkü düşün yüzde yedi reel anlamda daha bile fazla çünkü enflasyon değil enflasyon. deflasyon var Aa, doğru, bir ülkede. Doğru. Yani fiyatlar düşüyor İspanya'da. İspanya'da fiyatlar düşerken %7 ile borçlanmak zorunda olan bir hükümet e, aslında reel anlamda %8 faiz veriyor. Bu reel anlamda çok yüksek rakam. İkinci sorun neydi? Barış hatırlayamadım. E, i̇kinci sorunu hatırlatabilir misin Barış? Evet. Evet e, İspanya e, borç almak zorunda kalırsa kendi borçlarını çevirmek için hükümet olarak e, 400-500 milyar euroya ihtiyacı var diyor e, benim konuştuğum analistler gördüğüm raporlardaki tahminler e, şimdi ISM e, olsa ortada belki o ikisi birleşince ISFS ile ee, bu paralar olacak ama İSM de hala onaylamadı onaylanamadı ee, Almanya e, Anayasa Mahkemesi bu çok derin bir konu ben bunu birkaç ay daha düşünmek zorundayım dedi ve erteledi onaylamayı e, karar vermeyi Eylül'e kadar o yüzden hala İSM yok İSM 500 milyar euro ama o yok da ortalıkta EFSF de 400 küsür milyar euro e, zaten yarısı kullanılmış durumda ee, İrlanda, Yunanistan, Yunanistan'a biliyorsun paket arkasına paket veriliyor. Şimdi üçüncü paketten bahsedilmeye başlandı. Ee, onun durumu da çok vahim. Ee, yani o yüzden İspanya için para dahi yok. Yani Var. bu istese İspanya bunu yarın e, nereden gelecek çok meçhul şu anda. Yani o yüzden o yüzden işler karışıyor. Amerika'ya da Amerika, <mi? gülüyor> Amerika dönsek orası da çok parlak değil ne diyorsun Yalman şimdi Barış Goldman Sachs, JP Morgan hadi JP Morgan'da biraz var Goldman Sachs biraz düzeltti de düzeltti ne? Yani bilançoya baktığın zaman giderleri kısarak kontrol etmeye çalış. Oradan alıp buraya verip bir de nereden gitti tazminattan, ikramiyelerden, bonuslardan, değil mi? Hep Lloyd Blankfein dedi daha da artıracağım dedi. Bilançolar açıklandı. 500 milyon dolar daha keseceğim dedi 5 saat sonra. Morgan Stanley'a e baktık felaket. Yüzde %50 kesilmiş. Bankalar yani sonuçta banka, bankalar e, para kazanmıyor. Zaten biliyorsun kitabın adı Zombi Bankalar. Zombi <laughs> zombi olmalarının nedeni para kazanamıyor olmaları. Para kazanıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar kendilerini ama çoğu aslında para falan kazanamıyor. Çünkü e, bir yani Bank of America'da bu oldu. Bank of America kar açıkladı. Ee, bir yıl önce zarar etmiş oldu halde bu yıl sanki kar, kar etmiş gibi görüyor. Ama e yüzde %5 düştü. %5 düştü. E e o gün hisse senedinin. Ha evet, evet. Çünkü Bank of America kar ettim diyor aslında ama e kar falan ettiği yok. E eskiye dönük zararlar yani bu e tah şeylerden e emlak piyasasının verdiği zararlar o kadar yüksek ki ve bilançosunda öyle büyük açıklar var ki bu konuda. Yani ben e, kitabımda 200 milyar dolar kaybedecek buradan Bank of America büyük ihtimalle diyordum. Yüze e yaklaşmış durumda son iki yılda bu konudaki e, zararları. Belki ve daha o fazla olacağını herkes biliyor. Çünkü devamlı davalar, mahkemeler e, Feni'yle da Fred ka kavga o, ediyor. Bob Ivory 31 milyon dolar kazanan Share Hunt değil mi orada mortgage'da çalışan? Evet. O yolsuzluk morgajda 2012 yılındayız hala devam ediyormuş. Evet. Yani sonuçta aslında çok büyük zararlar hala var. De var devam ediyor. E, para kazanamıyorlar. E, faizlerin %0'da olması ilk başta çok işlenen adama artık e, o da bitti. Çünkü... E, Amerikan bankalarının en, en e, büyük e, carry trade, carry trade dediğimiz şey e, Fed'den %0.5 ile alıyorlardı. Hmm. E, Amerikan Başka tahvillerine yatırıyorlardı. Mı? %2 ile 3 ile aradaki faiz farkından güzel yiyorlardı. Ama Amerikan tahvilleri %0'a düştü. Çok güzel yani buldum. faizler evet. öyle düşük ki hiçbir şeyde faiz kalmadı. Yani o yüzden Amerika, ha, arada fark mi? kalmadı. Yani Doğrucu. sonuçta Amerikan bankaları yüzde sıfır faizden bir şey göremez oldular. Cevim Vurgun o yüzden kapattı hatırlıyor musun depozitörler? Sıvır, evet yani sonuçta ver, ve, abi, bedavaya para alıyorlar şey ama evet. e, o bedavaya parayı işletecek yer evet, de kalmadı. Son olarak, son Avrupa'dan olarak, da kaçmak zorunda kaldılar. Avrupa batıyor çünkü. Ben, <laughs> faydalar da düştü neyse. Çok güzel söyledin. Ben bir de sıcak sıcak böyle sıcak ekmek gibi diyeceğim şimdi ama daha 23 Temmuz tarihi var. Bugün 20 Temmuz. Yalma'nın yazdığı yeni bir makale var. Bunu bizle paylaşıyor ilk olarak <laughs> ABD'deki en tap bankalar, en büyük bankalar 5 ABD bankası vergiden kaçmak için ne yapıyor? Anlatır mısın Yalman? Ne yapıyorlar ki? Çok şimdi? fazla detay vermiyorum daha haber Vermeyelim yayınlanmadı de, ama. Hayır, yok yok. Ve de, önemli bir şey değil bu rapor, 10 bin tane bu rapor şey. rapor internette benim var için. birileri ararsa bulabilirler ama benim gözüme çarptı. Yani sonuçta bu e, e, en büyük bankalar Amerika'nın e, son 20 yılda e, o kadar büyümüşler, o kadar karışıklaşmışlar ki ee, yani rakamlar çok ilginç. Ee, 20 yıl önce e, bu 5 bankanın holdinglerinin e, 2000 tane e, alt firması varmış. Hı hı. Şu anda e, 12 bin tane. Yani bu 20 yıl içinde şube, 10 bin, de Şu şube, değil, şube bunlar. değil bunlar. Bu? Bunlar değil Birim, Altındaki alt birimler. Yani şöyle anlatabiliriz. Mesela Sabancı Holding'de e, bir, bir sürü firma vardır değil mi? İşte, evet. E, birisi e, Akbank bir tanesi eee kortsa bilmem ne sade hepsi sahile biter. Ya yani bunların değişik işleri vardır. E, Sabancı Holding'de belki 50 tane firma evet. sayabiliriz değişik işler yapan. E, yani banka holdinglerinde de Amerika'da bu böyle 50-100 tane firma var değişik işler yapan ama bu binlerce 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 Ay, olmuş. Değil, 10 bin, 10 bin evet 10 bin tane olmuş. Bunun nedeni de bu, bu Federal Reserve'in bir raporu e, Amerikan Merkez Bankası'nın e, vergiden kaçırmak için e, Bahamalarda ve kayman Adalarında açtıkları e, küçük firmalar e, artı bilançolarındaki e, paraları gizlemek için sanki o, o bilançoda değilmiş gibi başka firmalara kaydırdıkları için bu e, gerçekte olmayan firmalar kağıt üzerine görünen firmalar var. E, bunlar özellikle e, emlak piyasasındaki borçlanmayı şişirmek için kullanıldı 2000'li yıllarda patlamaya krize neden olan şey bilançodan kaydırıldı. Ve e, özellikle de işte bu e, bazel kurallarından ve diğer e, sermaye kurallarından kaçmak için e, bu binlerce firmada karıştıraraktan hesapları böylece kimsenin anlayamayacağı şekilde e, bir yani aslında 10 lira Alıp 10 lira borç veriyorlarmış gibi 10 lira dopasa muhasebe, e, oyunları. muhasebe oyunlarında yapmak için. Biraz yolsuzluğa için. adım atıyorlar. Sanki yani bunlar hep, hep kanunlara uygun yapılıyor ama Süremiz sonuçta bitti. ama Amerika'nın Amerika da bankaları batıyor. Her seferinde de e, vergiler ödeyenler, ödeyenler ödüyor. Vergi ne <laughs> oluyor. Kusura bakma Barış ABD bankaları hakkında da çok pozitif bir haber veremedik ama durumlar rakamlar bize bunları gösteriyor. Gerçekleri haber vermek zorundayız.